Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Sertaç abiyle beraber Fortnite Lego'da Tycoon diye bir mod gelmiş. Yani Lego'da Tycoon pek olmuyordu. Bu Tilted Towers diye bir, bak şurada zaten ismi yazıyor. Lego Tilted Towers diye bir şey gelmiş. Ben de hemen dedim oynayayım. Çünkü normal modların Tycoon'ları zaten çok iyi. Ama Lego'nunki nasıl onu merak ediyorum işte. Evet hoş geldik, hoş bulduk kardeşim. Şehri yeniden inşa etmene yardımcı olması için sana 136 çıkıntı veriyorum. Tamam. İlk kaynak çukuruna gidelim. Beni takip et hadi. Hadi gidelim o zaman. Bir de zaten bunları Türkçe olması da güzel oluyor. Şimdi burası bir çukur zaten, hemen belli oluyor. Burayı herhalde inşa edeceğiz gibi duruyor. Şimdi ne diyor bakalım? Odun toplamak için bir ağaca kazmanla vurmayı dene diyor. Tamam, vurdukça işte bakın odun geliyor. Tıpkı Minecraft gibi yapmışlar. Bu da zaten ayrıca hoşuma giden bir şey. Tamam, şimdi şunu da bir kıralım abicim şöyle. Ya bir de Lego parçalarıyla olması çok iyi değil mi ya? Allah'ım çok beğendim. Evet, şimdi diyor ki kardeşim otomatik taş madencisi inşa almak için kayanın yakınındaki kırmızı platforma çık diyor. Tamam, çıktım kardeşim. Ve gördüğün gibi bu arkadaş burada tarama yaparak bak 4 tane taş çıkardı. Hatta ben de zaten buna vurarak muhtemelen bu işi hızlandırabilir miyim bilmiyorum. Devam etmek için 85 taş toplaman gerekiyor dedi. Tamam, şimdi hızlıca şuradan taşları toplayalım. Evet, bu arada bayağı bir taş topladık zaten. Tamam. Evet, şimdi Jerry ile konuşalım tekrar. Harika bir iş çıkardı. Şimdi ilk yapımı satın almak için beni takip et. İyi hadi. Hadi bakalım. Şimdi burayı komple, yani burada bir arsa var. 90 tane şey istiyormuş. Tamam. Evet, burada durdum ve satın alma, 90 çıkıntıya burayı satın aldım. Evet. Odunları çat 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 çat, odunlar tamam. Taş koyuyoruz, 35 tane taş da tamam ve olay bitti. Şimdi odunları da tekrardan yerleştirelim. Tamam, şimdi satın aldık. Evet, Fresh diye bir dükkan yaptık burada kendimize. Tekrar Jerry ile bir konuşalım. Süper, ilk işletmenin kazancını almak için benimle ATM'ye gel diyor. Tamam, gidelim kardeş. Hadi bakalım, şimdi burada bir de ATM. Buraya komple bir şehir kuracaksak bu video, bu oyun tek videoda falan bitmez abi. Bayağı uzun sürer. Evet, 15 çıkıntıyı çektim. Haha, ATM şekli yapmışlar. Bura neymiş kardeş? Şimdi bu yuvarlak şeyler sürekli bir şey. Şimdi Jerry ne diyor? Jerry bir sal be. Tebrikler Sertaç abi. Eyvallah. Tilted Towers'ı büyüterek gerçek potansiyel ulaştırmaya hazırsan bol şans. Tamam, biz de şans demiyoruz, nasip diyoruz kardeşim. Evet, şimdi burada bir arkadaş gelmiş buraya. Şimdi bakalım, burası 80 çıkıntı istiyor benden ama bende öyle bir para yok şu anda. 3 tane mi var bende? Maliyet 80 çıkıntı istiyor, bende 156 tane var. Tamam, satın aldım kardeşim. Yeterince çıkıntım yok mu? Oo. O 156 ne? Buraya ışınlanma tüneli 8K istiyor. Var ya, bayağı bir şeyler istiyor bu ha. İşletmede para akıyor. Tamam, şimdi buranın içine girebiliyor muyum ben mesela, bir bakayım. Evet, kapısı açıldı, içeriye girdim. Ay, ekran değişti. Bu ne? Limonata standını aç kardeşim. Evet, şimdi limonataları da koyduk. Tamam, artık dışarı çıkabilirim. Güzel. Şimdi bende 156 tane çıkıntı, 68 tane de taş, 220 tane de ahşap olduğunu söylüyor. Mesela şimdi şu bölgeye bir gidelim. Burada 3 saniyede bu arkadaşı yeterince çıkıntım yok. Burada abi bana otomatik bir şekilde odun kasan birisi yapmam gerekiyor. Onun için de çıkıntı oluşturmam lazım ama 156 tane çıkıntım var gibi gözüküyor bende. Niye öyle oldu anlamadım. Bu arada ekranda da zaten bak fark ettiyseniz rakamlar tam böyle karışık bir şekilde bir duruyor. Şimdi bak, burada otomatik madenci var. 3 saniyede 5 tane odun getiren, 28 çıkıntı istiyor. Abi benim kaç çıkıntım var o zaman? Arkadaş, ben anlamadım ki bu iş. Bunu yükseltmem için şu anda 3 saniyede 111 tane taş getiriyor. Bu iyiymiş bayağı. Bu arada bunları toplayabiliyor muyum? Üstüne gittim ve aldım. Şimdi ATM'den bir çekelim. 141 tane birikmiş. Evet, şimdi abi yapabilirim. Şimdi bence hemen şurada önce bir şu benim madencilik tarafını bir kuvvetlendirelim abi, tamam mı? Heh, tamam. Buraya bir tane aldım. Şimdi bir tane de otomatik madenci buraya alacağım. Tamam, güzel. Işınlanma şeyine gerek, ihtiyacım yok. Bir tane de buraya alalım. Tamam. Şimdi abicim artık bana taş ve odun daha otomatik ve daha hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi elimdeki şeylerle birlikte yeni bir yer satın alabilirim. Muhtemelen şuraya yetecek mi param, bir bakayım. Evet, yetti. Yetti mi? Ah, yetmemiş be. Dur, biraz daha çıkıntı alayım şuradan. 48, 51. Evet, 51 tane çıkıntım oldu. Evet, aldım. Hemen odunları yerleştiriyorum şu anda. Tamam. 100 tane de taş yerleştiriyorum. İkinci kaynağı teslim ettim. İkinci kaynakları da aldım ve tamam. Evet, işletmemiz hazır. Ne işletmesiymiş bu arada? Tabelası bile yok. İşletme maksimuma ulaştı diyor. Tamam.
Güzel bir işletme yaptık kardeşim burada. Şimdi burada tabii daha hızlı bir şekilde para birikecek. Buradan da bir para geliyor. Şimdi şehrin diğer taraflarında neler var bir bakalım. Burada ha ATM sadece tek bir yerde yokmuş. Başka yerlerde de var. Burası 180 tane istiyor. Bir bakayım burayı alabilecek param var mı? Yeterince çıkıntım yokmuş kardeşim. Şimdi şu an saniyede 5 tane çıkıntı geliyor galiba bana. 2 tane işletmem var. 16 tane işletmeye çıkar biliyorum. Orası 216'ını istiyor. Burası 180 çıkıntı istiyor. 40 tane birikmiş bile. Bu arkadaşla konuşabiliyorum. Konuşamıyorum. Şimdi şu işletme maksimum 3 saniyede 3 tane veriyor. Şimdi bunlar burada bayağı. 96 tane burada birikmiş. 120 tane de burada birikmiş. Güzel. Siz burada şey devam edin. 405 tane çıkıntı olduğunda bunları daha da geliştirebileceğim. Tamam, bunlar orada çalışıyorlar. Belki de 180 tane olmuştur gibi. Çünkü şey yapamıyorum. Okuyamıyorum yani maalesef. O ekranda tam bir gözükmüyor. Evet, alabildim. Evet, şimdi odunları yerleştirdim. Taşları yerleştirdim. 400 odun çıkar mı? Oo, yeterince odunum yok. Yeterince de taşım yok. Abi o zaman gidip hemen biraz odun ve taş kasmam gerekiyor. Buraya kadar inşamı yaptım. Bu arada orası biraz da büyük bir yermiş baya. Şimdi şurada birazcık hızlıca biraz odun kasalım. Evet, bunları da ben kırabiliyorum zaten. Şimdi arka tarafta odunla taş kasmaya çalıştım baya abi. Bakalım bunları tamamlayabilecek kadar odunum olmuş mu? Odunu bitirdim. Evet, taş. Oo, 550 odun daha istiyor be. Aa, bunu tamamladım. Taşı da tamamladım. Son 675, o kadar çıkmaz ya. Ne kadar taş var. Tamam, hemen son noktayı da hallediyorum ve gelip burayı pizza dükkanı. Ama organik pizza kardeşim. Boykotlu pizzalardan değil. Şimdi bakayım, burada da 265 tane de birikmiş çıkıntım ha. Çıkıntıyla arsayı satın alıyorsun. Taş ve odunla da orayı inşa ediyorsun. Ben demek ki kendim kırdığım zaman da epey burada birikim oluyor. Siz de abicim Fortnite'da bu modu oynamanızı tavsiye ederim. Bak ben zaten size sürekli Fortnite'da mod deniyorum. Modçu sert abi gibi bir şey oldum Fortnite'da ama hakikaten çok iyi yani. Hani bugün mesela Roblox oynayan varsa aranızda hala kalmışsa, yani Roblox oynayan varsa gerçekten yazık diyorum abicim. Yani böyle bir kalitede, böyle bir grafikle, bu kadar fazla oyun modu seçeneğiyle Fortnite varken halen de Roblox oynamak da bilmiyorum abi, bana çok saçma geliyor yani artık. Ha, Brawl Stars konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Abi ben Brawl Stars'ı biliyorsunuz 3 sene önce bıraktım. Bırakma sebeplerimi de size pek çok kez anlattım. Kardeşlik buluşmalarında da anlatıyorum. Ya yani çok paracı bir oyun oldu. Pay to win oldu. Bence Brawl Stars artık Zula gibi bir oyundur. Pay to win çok paracı ya. Yeni bir karakter çıkıyor kardeşim. Karakteri parayla satıyor. Yeni çıkan karakter de güçlü karakter oluyor. Yani bufflanmış bir karakter oluyor. Ondan sonra da kardeşim o yeni karakteri parayla alan adamlar bütün hesaplaşmalarda her yerde herkesi yeniyor abi. Parası olmayan adam da yeni karakteri alamıyor. Ya abi böyle saçma şey olur mu? İşte Brawl Pass alıyor, daha hızlı ilerliyor oyunda. Daha fazla kasıyor, büyüyor. Yani Brawl Pass ne eşittir? Para. Ya abi bana çok saçma geliyor. Bak ben Brawl Stars videoları çektiğim zamanlarda Brawl Stars böyle değildi. Hatta ben ilk Brawl Stars'la başladığımda Brawl Pass yoktu yani, hatırlarsınız yani. Abi o zamanlar yani paracı bir oyun da değildi yani Brawl Stars. Ama abi şu anda her yerden para istiyor. Bak ya, karakterlere giriyorsun para istiyor. Kıyafetlerde para istiyor. Yeni modlarda. Abi her yerde para ya. Ya böyle oyun olur mu abicim? Ben o bir oyuna sürekli bir şekilde para yatırmak zorunda mıyım ya? Hadi mesela Fortnite'ı aldın. Şimdi Fortnite'da sana başta bir karakter veriyor ama o karakteri beğenmeyebilirsin. Ya da tamam mı? Ne yaparsın? Gidersin marketten bir defaya mahsus oynayacağın bir karakter alırsın. Mesela benim bu Muzo'yu almam gibi. Tamam mı? Bak Muzo'ya bir kere para verdim. Tamam, bitti, bu kadar işte. Bu kadar yani, anladın? Olay bitti. Ama abicim şimdi Roblox'ta, ondan sonra Brawl Stars'ta, PUBG'de abi sürekli sana oyun sürekli bir şekilde para harcatmak için uğraşıyor. Ama buna yetişmez ki yani, biz bu parayı anne babalarımızdan alıyoruz. Kolay mı kardeşim anne babalarımızın o parayı kazanması? Ben niye böyle gideyim saçma sapan şeylere sürekli para vereyim? Herhalde bakalım şimdi. Basıyorum şu an ama bir şey olmuyor. Evet, biz oğlum. Sel oldu. Haydi, işletmelerime sel mi bastı? Oğlum bir dakika. Ne oldu? Aa, buralardan koşarak bir şeyler topluyorum. Ah Allah. Yapım hasar mı gördü? ATM'nin tepesine çıktım şu anda. Oğlum ben burayı nereye tamamlayacağım? Ya Allah. Çık şuna, çık. Heh. Ay, yapılarım hasar görüyor da ben bunları neyle yapacağım tekrar? Anam! Ya daha bu pizzayı yeni yaptıydım ben ya. Tamam, burayı düzelttim. Evet, yerleştir yerine. Aferin. Gir bakayım içine bir. Aha!
Burada ne oluyor? Şehir genelinde en fazla 5 taneye kadar pizza teslim et. Ver bakayım. Tamam, benim 5 tane pizzam varmış. Bir tane pizzayı sana al kardeşim. Besmele çekip ye ama. Tamam. Şimdi diğer pizzaya geçiyorum. Bu arada şehrimde arabalar falan takılmaya başlamış he. Al kardeşim bir pizza senin. Al kardeşim bir pizza senin. Şu arkadaşa pizza verememişim ben demin ha. Ayağına kadar geliyorum sana pizza vereyim, beğenmişsin. Abi o da buradaymış. Hemen senin de pizzanı vereyim kardeşim. Al bakayım. Tamam, güzel. Görev tamamlandı. 4 tane pizza teslim ettim. 43 saniyede yaptım. Bitir. Tamam, şimdi ATM'den paramı da çekeyim. Oh, bayağı çıkıntım var bak. Yeni arsayı direkt gidip alabilirim şu anda. Da bunları hasarlı, bunları tamir ettirmem lazım şu an. Gel bakayım. 70 tane odunum da vardır be. Tamam, bu da yerleşti. Şimdi şunu da bir oturtalım. Bunda hasar var mı? Tamam, bunda sıkıntı yok. Şu an saniyede 10 tane çıkıntı geliyor zaten. Buralar ne alemde? Siz ne kadar biriktirdiniz? Tamam, şu birikmişlere bir toplayalım. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Şöyle. Zaten Tycoon'larda size her zaman söylüyorum. En önemli şey sizin kaynak mekanizmalarınız. Yani işte bu taştı, odundu ya da diğer ya Tycoon'lardaki neyse. Onları çok hızlı bir şekilde büyütebilmeniz lazım. İlerletmeniz lazım ki oradan size sürekli kaynak akacak. Siz de böylelikle yeni yeni yerler yapabileceksiniz. Evet, şimdi mekan burası. 170 tane daha birikmiş baksana. Bayağı şu an hızlandı. Şimdi burayı yapacak kadar şeyimiz var mı? Satın al bakalım. Tamam, birinciyi yaptık. Yerleşti. Tamam, şimdi ikinci katı çıkacağım. O kadar odunum yok, o kadar taşım da yok. Bir de daha iki basamak daha ben bunu ilerleteceğim ha. Burayı yapmak bayağı bir vakit alacak. Şimdi bak, burası her yeri komple yapacağız bu oyunda, tamam mı? Bu böyle bir oyun, böyle bir Tycoon. Bence Lego Tycoon olarak uzun süreli oynanan şekilde yapmışlar bunu. Diğer Tycoon'lar gibi çok hızlıca ilerleyemiyorsun. Kasman gerekiyor, ilerlemen gerekiyor. Ama beğendim, güzel olmuş. Sadece şu sağdaki baksana, rakamlar hepten birbirine girdi ya. Okunmuyor yani. Bak şu tarafta, ekranım şu tarafında. Onu beğenmedim. Onu herhalde bir gir çık yaparak falan o düzelir gibime geliyor. Sonraki bölümde görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın. Cümleten Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.